Almanya'da Flohmarkt dediğimiz yani ikinci el eşyaların satıldığı bit pazarına bugün götüreceğim sizleri. Yanımda Emran oğlum var. Onunla beraber bit pazarına gezmeye gidiyoruz. Ufaktan da görüntü göstereceğim kardeşlerim. Almanya'da ikinci el bit pazarında neler satılıyormuş, neleri insanlar alıyormuş. Çöplerden bulunan, evlerden kullanılmayan, dışarıya atılan veya insanların evin içinde ihtiyacı olmayan eşyalar bu şekilde bit pazarına gidiyor. Bit pazarında birazdan görüşecek hali. Bit pazarına ulaştık ama her yer araba dolu. Park etmemiz bile 20 dakika sürdü. Maşallah pazar günü kimse evinde kalmamış. Herkes bit pazarına yola çıkmış. Ufak ufak yürüyelim bakalım. Biraz arabayı bıraktığımız yer biraz uzaktaydı. Zar zor park yeri bulduğumuz yerden bit pazarına doğru yürüyek gali. Hadi nezlet karım. Ne? Nasıl diyor? Ben tanıyorum açıkçası. Dubrov sen şu ver. Dubrov sen işte. Çek baba Hacı da çek. Hacı bizden var. Hacı biz çöp atarken geliye bu orada. Yanımızda duruyor sağ olsun. Ne ararsan var baba. Ne ararsan var. Yok yok. Bir şey.
Siempre es bueno para todo. ¿Has visto la pupada que he hecho ahí donde la madre del café? Todo el mundo me dice la nada. Bueno. Ok. Nagel neue Schuhe, 13 Euro. Ich wollte 18 Euro. 13 Euro, ich stand auf der Straße. Almanya'da Bremen kentinde olan bir bit pazarından ufak da olsa sizlere görüntü gösterdim kardeşlerim. A'dan Z'ye bütün eşyalar var. Evinizde ihtiyacınız olan eşyaları buradan da karşılayabilirsiniz. Genelde inşaat malzemelerini buradan almanızı tavsiye ederim. Ucuza denk getirirsiniz. Ama elektronik eşya üzerine de fazla güvenilmez. Gördüğünüz gibi laptop satan var, bilgisayar, televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı. Evinizde kullanabileceğiniz bütün elektronik eşyaları burada da satıyorlar. Ama burada deneme şansınız olmadığından dolayı bozuk mu, çalışıyor mu, bunu... Orada deneme şansınız olmadığından dolayı böyle elektronik eşyaları bit pazarından almanızı tavsiye etmem kardeşlerim. Ama evinizin ihtiyacı olan başka geri kalan takımlar dediğim gibi inşaat malzemesi olarak kullanmak istediğiniz malzemeleri, takımları da buradan temin edebilirsiniz. Dışarıda gerçekten Bowmarklarda veya bu malzeme satan yerlerde daha pahalıya aldığınız burada o eşyaları burada gerçekten çok ucuza denk getirebilirsiniz. Çocuklarınıza eşya, oyuncak da alabilirsiniz. Kullanılmış elbiseler var, kullanılmış ayakkabılar var, yenileri de var. Ama kullanılmış elbise veya ayakkabı giymek istemiyorsanız onların yenileri de orada satılıyor kardeşlerim. Ama normalde dışarıda almış olduğunuz markalı bir ayakkabı 100 euroya, burada kullanılmış, güzelse, hala kullanılacak şekildeyse 10 euroya da alabilirsiniz. Bu şekilde de hem evinizin ekonomisine katkıda bulunmuş olursunuz, hem de cebinizden o kadar parayı dışarıya çöpe atmamış olursunuz. Ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi videoda şeyler de var, bisikletler de var. Bisikletleri alırken Almanya'ya geldiyseniz, Almanya'da yaşıyorsanız bisiklete ihtiyacınız varsa, genelde de zaten Almanya'da da bisiklete de ihtiyacı oluyor insanların. Çünkü arabası olmayan, yeni gelmiş, daha ekonomisini düzeltmemiş kardeşlerim, ufaktan sağa sola gitmek için bisiklette kullanabiliyorlar. Ama Almanya'da çok dikkat edin kardeşler. Almanya'da polisler çok bisiklet kontrolü yapıyor. Sadece trafik arabalarla... arabalara dair değil, trafik bisikletlere de dair olduğundan dolayı Almanya'da gerçekten bisikletleri durdurup Alman polisleri kontrol edebiliyorlar. Hatta bunun için ekstra kontrol yeri, alanı oluşturup orada bisikletleri kontrol ediyor. Çeviriyorlar, altındaki seri numaraları alıyorlar. Nereden aldığınızı, nasıl aldığınızı soruyorlar. Varsa, bisikletin kimliği varsa yanınızda çıkarıp gösteriyorsunuz, eğer ki öyle bir şey varsa. Ama buradan ikinci el bisiklet alırken dikkat edin, bisikletlerin çalıntı olma oranı yüksek. Bisikletler nereden geldi, kim sattı, kim aldı, bunlara çok önem göstermeniz gerekiyor. Satıcıdan bisiklet aldığınız zaman en azından o satıcının ismini, kimlik bilgilerini, varsa araba plakasını yazın. Hatta sizden aldığınıza dair bir tane kağıt vermesini isteyin kardeşlerim. Yoksa başınız gerçekten polisten belaya girer. Durdurdukları zaman almış olduğunuz bisiklet çalıntıysa, sizin bu
dosyanıza burada işlenecektir. Kaçak olan, çalınmış olan bir bisikletten gezerken yakalandığınız zaman o bisikleti çalmış kadar siz de suçlu olursunuz. Derdinizi anlatamazsınız. Bit pazarından aldığınızı da söyleyebilirsiniz. Sokakta bulduğunuzu da söyleyebilirsiniz. Birinin size hediye ettiğini de söyleyebilirsiniz. Hatta internetten ikinci el almış olduğunuzu da söyleyebilirsiniz. Ama ne olursa olsun çalıntı bir araçtan sizi bisikletten yakaladıkları zaman hırsız muamelesi yaparlar. O yüzden dikkat edin kardeşlerim. Ben ufak tefek bilgiler aklıma geldikçe Almanya hakkında sizlere söylemeye, göstermeye çalışıyorum. Zaten Avrupa'da ve Almanya'da yaşayan kardeşlerim benim anlattığım bilgilerim doğru olduğunu da bilirler. Ama Türkiye'den gelecek olan veya başka ülkelerden Almanya'ya gelecek olan kardeşlerim de bu şekilde benim sizlere sunmuş olduğum bilgilerden yararlanarak da bir şeyleri öğrenmiş oluyorlar. Biz yararlı videolar yapabiliyorsak, sizlere bir şey anlatabiliyorsak ne mutlu bizlere. Allah razı olsun demeniz, teşekkür etmeniz yetecektir kardeşlerim. Buradan videoyu kapatmadan ufaktan iki kardeşimize, kardeşim ve abime buradan selamlarımı yollamak istiyorum. Mehmet Yalçın abimiz var, Allah razı olsun. Bütün videolara yorum yapıyor. Eline yüreğine sağlık abi, ellerinden öpüyorum. Bir tane de geçenlerde döner dükkanında rastladığım küçük bir kardeşim, 14 yaşında. Bremen'de oturuyor, Baran kardeşim. Onun da gözlerinden öperim. Güzel bir konuşmamız oldu. Sağ olsun geldi yanıma. YouTube'da beni izlediğini söyledi. Benim olup olmadığımı sordu bana. Orada tatlı bir kardeşimizden bir ufak bir muhabbetimiz oldu. Sizlerin de kardeşlerim, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperim. Videoları kaçırmayın. Videoları kaçırmamak için abone olmayı da unutmayın diyorum. Ve ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Sizi Allah'a emanet olun. Biz de yine Almanya'da çoluğunu çocuğunu gezdiren, oraya buraya giden, pazar gününü çocuğuyla geçiren Türklerden olalım. Almanya'da bir Türk. Bir dahaki videoda, bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere. Esen kalın.